20 Mart 2021 Cumartesi, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AstraZeneca aşısını yaptırırdım ancak sıra bana gelene kadar beklemek istiyorum dedi. Korona vakalarının artmasıyla ilgili de çok zor bir durumun içindeyiz ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Johnson da AstraZeneca aşısını yaptırdı. Markus Söder, CSU lideri, ülke çapında tek tip önlemler alınmasını istiyor. EFAS'te konuştu, acil durum freni her yerde aynı şekilde uygulanmalı dedi. Pazartesi gününden itibaren Rheinland-Pfalz eyaletinde ise insidans değeri 100'ün altında olan yerlerde, restoranların ve kafelerin açık alanlarında, teras kısımlarında servis yapmalarına izin verilecek ancak sıkı önlemler olacak. Vatandaşlar geçerli bir negatif hızlı test sonucu göstermek zorundalar. Masaya oturana kadar da maske takılacak. Başbakan Malu Dreyer, insanların Mallorca'ya gitmeleri yerine bir restoranın bahçesinde mesafeyi koruyarak oturmalarını tercih ederim dedi. Eyalette başka açılma beklenmiyor. Yoğun bakım doktorları ise kilitlenmeye geri dönülmesini istiyor. Dernek Başkanı Marx, aksi halde vaka sayılarının daha da artacağından endişeli. Almanya'daki yeni vaka sayısı ise 16.033 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 3.000'den fazla artış var. Can kaybı 207. İnsidans değeri de 99.9'a yükseldi. R değeri de 1.18. İnsidans değerinde bir haftada %23 artış gerçekleşti. Eğitim ve Bilim Sendikası okulların ve kreşlerin daha fazla açılma adımları konusunda frene basmaları gerektiğini savunuyor. Marburgerbund Başkanı Yona da acil durum freninde istisna olmamalı. Paskalya'da yılbaşından daha kritik bir durum bizi bekliyor dedi. Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada 3. dalga ve mutasyon varken gevşeme adımları atmak sorumsuzluk diye konuştu. Alman İşverenler Birliği ise tersini düşünüyor. Gevşeme adımları bekliyor. Birlik Başkanı Dulger, ekonomik hayatın devamı için daha güçlü açılma adımları lazım dedi. Birçok şirket artık nefes alamaz durumda ifadesini kullandı. Salgının başından bu yana 9.000'den fazla hemşire de görevden ayrılmış Almanya'da. Tüm yükü sağlık emekçilerinin üzerine yüklemek gerçekten insafsızlık olur. Şartlarının iyileştirilmesi lazım. Bu süreçte bakanlardan, milletvekillerinden çok daha büyük hizmetleri olduğu ülkeye ama çok daha az para alıyorlar. Almanya'da Greifswald Üniversitesi ise AstraZeneca'nın çok nadir durumlarda kan pıhtılaşmasına yol açmasının sebebini buldu. Ender durumlarda aşının savunma mekanizmasını tetiklediği ve vücutta yara iyileşirken aktif olan pıhtılaşmayı da aktif ettiği düşünülüyor. Bunun için bir karşı bileşen verilebilir görüşünde uzmanlar. Benim anlamadığımsa şu, Almanya'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin şu anda dünyada en iyi sonuç veren aşıyı buldular. Hükümet bu aşının geliştirme sürecinde bizim vergilerimizle cömert desteklerde bulundu ki doğruydu. Ama şimdi o aşılar ihraç ediliyor. İsrail'de hayat bu sayede normale döndü. İnsanlar konserlere, maçlara gitmeye başladı. Ama Almanya başka ülkelerin geliştirdiği aşıları ithal ediyor. Hatta eksiklerini buluyor. Buna rağmen ortada yeterli aşı maalesef yok. Pandemi başlangıcında telefonla rapor alma uygulaması vardı. Bu uygulama Haziran sonuna kadar uzatıldı. Devam ediyor. Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyorsanız doktorunuzu telefonla arayıp bir haftalık rapor alabiliyorsunuz. Bu rapor daha sonra bir hafta daha uzatılabiliyor. Bu hem doktoru hem de diğer hastaları korumak için düşünülen bir uygulama. Vaka sayıları Fransa'da da yükselişte. 16 bölgede bir ay boyunca sokağa çıkma yasağı başladı. Bu bölgelerde nüfusun yaklaşık 3'te 1'i yaşıyor. Evden 10 kilometre ayrılabiliyor insanlar ancak bunun için de bir belge doldurmaları lazım. Polis sorarsa göstermek gerekiyor, aksi takdirde ceza yazılabilir. Ülkede kümes hayvanlarının kesimiyle ilgili de bir düzenleme yapılmıştı. Bazı cami dernekleri, Müslüman dernekleri bunun Temmuz ayından itibaren kümes hayvanlarında helal kesimi yasaklayacağı görüşünde bu konuda Tarım Bakanlığı'nı yeniden düzenleme yapmaya çağırıyor. Hollanda'da da vakalar artışta. Geçen hafta 5-6 bin bandında seyreden vaka sayıları 7-8 bin bandına yükseldi. Salı günü bir korona zirvesi düzenlenecek. Yeni bir gevşeme ise beklenmiyor. Ülkede pazartesi gününden itibaren de İngilizlerin geliştirdiği AstraZeneca aşısı yeniden kullanılmaya başlayacak. Avusturya ise korona yardımlarını arttırıyor. Dar gelirlilere çocuk başına tek seferlik 200 avro ödeme yapılacak. Otomatik olarak yatırılacak. Herhangi bir başvuru yapmak gerekmeyecek.
Almanya'da da bir zamanlar 150 avro yardım yapılacağı açıklanmıştı. Onların da Mayıs ayında ödenmesi bekleniyor. Büyük bir holding falan olsaydı şimdiye kadar bu ödemeler çoktan yapılırdı. Ama maalesef vatandaşa bir para ödemeye gelince bu işler oldukça yavaş yürüyor. Avusturya Turizm Bakanı da Paskalya'dan önce yeşil pasaport uygulaması için bastırıyor. AB Komisyonu 1 Haziran'a kadar bu pasaportun, aşı pasaportunun hazır olması için çalışıyor zaten. Avusturya bunun da öne alınmasını istiyor. Pazartesi bir korona zirvesi düzenlenecek. Avusturya'da da herhangi bir gevşeme adımı atılması beklenmiyor. Üçüncü dalganın sert geçtiği ülkelerden biri de Belçika. Vaka sayısı 5000'i geçti. Son zamanların rekorunu kırdı. En son Kasım ayında bu seviyelere çıkmıştı. Geçen hafta aynı güne göre yaklaşık %42 artış var. Gevşeme adımları bu nedenle ertelendi. Hükümet sözcüsü 3. dalganın öncekilerden daha sert geçeceğini belirtti. Danimarka'da ise hassas semtlerde paralel toplumların oluşmasını engellemek için bir düzenleme gündeme geldi. 10 sene içerisinde her yerde batılı olmayan sakinlerin oranı %30'a düşecek. Bu kadar saçma çok az düzenleme gördüm. Bu şey nasıl belirlenecek belli değil. Batılı olmayanlar ne demek? Kim batılı kim değil? Vatandaşlar hesaba dahil mi? Bir de sanki insanlar kasten belirli bölgelerde yaşıyorlar. Kiraları daha uygun. Yoksa herkes ister geniş bahçeli evlerde yaşamayı. Getto kelimesi 16. yüzyılda Venedik'te. Yahudi mahallesindeki dökümhaneye getto denmesinden geliyor. İsmi oradan geliyor. Orta çağda Yahudi gettoları vardı. Yahudiler Avrupa'da şehir merkezlerine sokulmazlardı. Gündüz çalışırlardı ama gece gettoya dönüp orada kalmak zorundalardı. Sadece Yahudiler değil, Hristiyan mezhepler arasında bile büyük katliamlar vardı. 1572'de Fransa'da bir günde 10 binden fazla protestan öldürülmüştü. Katolik Vatikan bu durumu sevinçle karşıladı ve özel bir ayin düzenledi. Vatikan'ın odalarından biri bu zaferi anlatan resimlerle süslüdür ama şu anda ziyarete kapalıdır. Yani nereden nereye geldi Avrupa? Bu güzellikleri korumaya çalışmakta fayda var. Bazen de geçmişle yüzleşmek gerekiyor. Köln Katolik Kilisesi'nde 1975-2018 arası 314 çocuğun cinsel şiddete uğradığı açıklandı. Daha önce de 46-2014 arasında 3700'e yakın çocuğun istismar edildiği belirtilmişti. Son dönemde kiliselerden ayrılanların sayısında da oldukça yüksek oranlarda artış var. Şu anda Almanya'da Katolik Kilisesi'nin 22,5 milyon, Protestan Kilisesi'nin de 20 milyon 600 bin kadar üyesi bulunuyor. Çocukları ve kadınları koruyan uluslararası sözleşmeler var. Ancak imzalanmış bile olsa birçok ülkede gereği gerektiği gibi uygulanmıyor bazen. Onlardan biri İstanbul Sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeden dün gece bir kararname ile çekildi. Avrupa Konseyi buna tepki gösterdi. Genel Sekreter Buric bunun tüm çabalara karşı büyük bir gerileme olduğunu söyledi. Kadınların korunmasını tehlikeye attığı için içler acısı kahredici bir haber dedi. Bu sözleşme 2011 yılında imzalanmıştı. İlk imzalayan ülke de Türkiye. Zaten İstanbul'da imzaya açıldığı için adı İstanbul Sözleşmesi. İmzalanırken mecliste hiç kimse karşı çıkmadı. Tüm partiler destekledi. Bu süre zarfında değişen bir şey vardı sadece. O da Türkiye'de 3000'den fazla kadının öldürülmesiydi. Binlerce çocuğun annesiz kalmasıydı. Sözleşme kadına yönelik şiddeti durdurmayı amaçlıyor. Uluslararası bir insan hakları sözleşmesi devletin bu konudaki yükümlülüklerini belirliyor. Birçok ülke bunu imzaladı. Şiddetin tehdit etmekle başladığını, psikolojik şiddetin de olduğunu savunuyor. Bunların önlenmesini amaçlıyor. Burada zaten karşı çıkacak bir şey yok. Buraya kadar herkesin desteklemesi lazım. Peki karşı çıkanlar neden karşı çıkıyorlar? Sözleşmede cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği gibi ifadeler olduğu için. Bunların Türk toplum yapısına uymadığını savunanlar var. Sanki bu sözleşme yüzünden eşcinsellik yayılıyor, aileler dağılıyor gibi bir anlayış geliştirenler var. Oysa eşcinsellik sözleşmelerle, yasalarla ilgili bir şey değildir. Devlet yasa çıkardı diye kimse bundan vazgeçmez veya buna yönelmez. Ona bakarsanız Almanya'da 1969 yılına kadar yasaktı. Osmanlı'da ise 1858'de Tanzimat reformundan sonra suç olmaktan çıkarıldı. Bu sözleşmeyle aileler de dağılmaz. Aksine yasalar kadını korursa kadın da ailesini korur. Bir evde şiddet varsa, dayak varsa, psikolojik şiddet, bitmek bilmeyen hakaretler varsa o ailede dağılsın zaten.
Hiç kimse ölene kadar buna katlanmak zorunda değil. Ben bunlara üzülüyorum. Bizim derdimizin bunlar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok başka sorunlarımız var çünkü. Keşke hep birlikte el ele versek, çaba göstersek. Bu sözleşme bir kamplaşma öznesi haline getirildi. İçeriği tartışılmıyor bile. Böyle bir karşı tarafı mat etme, işte laf sokma furyası başladı. İnsanlar konudan bağımsız olarak birbirlerinin kalbini kırıyorlar. Oysa sadece bir konuyu tartışabilsek ve bunu kavga etmeden, kin gütmeden, kalp kırmadan yapabilsek ne kadar güzel olacak. Bu önemli çünkü bunun geri dönüşü olmuyor. Bir baba çocuğunu çağırıyor. Diyor ki al bu tahtayı. Bir arkadaşının kalbini kırdığında bu tahtaya bir çivi çak. Çocuk babasının dediğini yapıyor. Aradan zaman geçiyor. Bir de bakıyor ki tahta çivilerle dolmuş. Babasının yanına gidiyor. Baba diyor ben bu kadar kişinin kalbini kırdım. İşte bunlar da tahtadaki çiviler. Babası tamam diyor. Şimdi git kalbini kırdığın herkesten teker teker özür dile. Hepsinin gönlünü al. Kendini affettir. Sonra her biri için çaktığın çiviyi buradan söküp çıkar. Çocuk yine gidiyor. Tüm arkadaşlarından helallik istiyor. Kendisini affettiriyor. Hepsi için çaktığı çivileri de teker teker söküp babasının yanına geri geliyor. İşte diyor baba dediğini yaptım. Çivilerin hepsini söktüm. Babası bakıyor tahtaya. Hakikaten çivilerin hepsini sökmüşsün diyor. Ama tahta hala delik deşik. İnsanların kalbi de bu tahta gibidir. Telafi ettiğini bile sansan izi kalır. Mevlana'nın dediği gibi ya kırdığın kalbi Allah seviyorsa nereden bileceksin? Bilemezsin. Zaten bilseydin ödün kopardı dokunmaktan. Hoşça kalın.